27 Haziran 1990. Sarılık ilerlemiş durumda ve tehdit çok daha büyük. Kolera kol geziyor. Seferberlik ilan ediliyor. Manşetlerin anlattığı öykü sokaklarda da kaydediliyordu o günlerde. Su yoktu. İstanbul çöle dönmüştü. Sıcak sarılığı azdırdı haberi var. Bir de sarılıktan hayatını kaybeden Abdullah bebeğin fotoğrafı. Haberin ayrıntısı içler acısı. Halk bu kez çöp dağlarının ardında kaldı. Bu manzara her yerdeydi. Her sokakta, her mahallede. Halk öfkesini pankartlara yazıyor, o çöp dağlarının içine bırakıyordu. O yılın Nisan ayında İstanbul Ümraniye'deki Hekimbaşı çöplüğü bomba gibi patladı. Tam 47 kişi öldü. Büyük bir faciaydı bu. Ama sorumlular ortada yoktu ve isyan büyüyordu. Çünkü belediye uçan kuşa bile borçluydu. Çöp toplamakla görevli işçiler bile belediyeyi basıp paralarını istiyordu. Kağıtları yere atmamalıyız. İşte her şeyi geri dönüştürme yapabiliriz. Mesela kağıtları bile geri dönüşüme atabiliriz. Ağaçları kurtarabiliriz kağıtlardan. Çöpleri çöp kutusuna atabiliriz. Ama aynı zamanda geri dönüşümde kullanılacak maddeleri de geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Birçok atık madde topladık. Atık maddeleri toplarken çok mutlu olduk. Bunların dönüşebildiğini öğrendik. Farklı farklı maddeler olduğunu öğrendik. Bence herkes atık maddeleri toplasın. Herkes bunu yapmaya başlasın. Ben çok seviyorum. Yapmayı da devam ettireceğim. Sorun insanlarda. Çünkü insanlar gün geçtikçe fazla atık, fazla çöp çıkartıyor. İlçemizde bulunan tüm okullarımızda çevre ve geri dönüşüm eğitimi veriyoruz. Her mahallemizde geri dönüşüm araçlarımız her bir sokağımızdan geçerek tüm atıkları vatandaşlarımız bunları biriktiriyorlar ve sonucunda bizim araçlarımız da bunları toparlıyorlar. Çevreci bir belediyeyiz. Biz Ümraniye Belediyesi olarak çevreci bir belediyeyiz ve bu konuda birçok çalışmamız da bulunmakta. Çevremi koruyoruz çünkü biz dünyamızı seviyoruz. Büyük küçük hepimiz çevreci Ümraniye'yiz.